Biz şunu biliyoruz ki bir ağaç kendi kökünde koparsa korur. Biz de bu coğrafyanın çocuklarıyız. Riyahak coğrafyasının çocuklarıyız. Biz burada koptuğumuzda kuruyacağımızı bildiğimiz için tekrar kendi topraklarımızda, ata yadigarı olan topraklarımızda biz yaşamı yeniden inşa etmek istedik. Şuydu aslında, bölge insansızlaşmıştı. Katliamın yaşandığı yerde yaşamı yeniden inşa ederek ancak katliamları boşa çıkarabiliriz. Bizim yaşadığımız coğrafya son derece verimli, son derece zengin sulara sahip olan bir coğrafya geniş olduğunu, topraklara. Geniş topraklara ve zengin topraklara sahip olduğu için gerçekleşti. Maraş'ta büyük oranda başarıldığını söylemek mümkün. Bugün işte bu coğrafyada Kürt Aleviler yok. Adeta örneğin işte pirlerimiz de gitmiş. Cenazelerimizi kaldıracak pirimiz bile kalmamış. 35 yıl sonra, 36 yıl sonra dönmemin ne kadar bu topraklara bağlı olduğumun aslında ifadesidir. Maraş'ın Elbistan, Akdil köyü, Kocapınar mezarasında başladık. Fakat bu şu an Riyahak coğrafyasında, işte biz bu sene gittik, örneğin Demokratik Alevi Derneği ile biz Dersim'de Pir Seyit Rıza'nın evinin önünde biz 40 tane ağaç diktik. Bir etkinlik, UKM'de Uluslararası Kürecik Meclisi'nin ile birlikte biz Malatya'da biz panel yapacağız, bir cem yapacağız. Çünkü biz bu coğrafyada şunu demiştik Türkçe, Kürtçe. Ah, zaman iman, her şey naman. Toprak, dil ve inanç bu coğrafyadaki insanlarda kalmadı. Çünkü coğrafyayı terk ettiler. Şimdi coğrafyasında kopan, kendi köklerinde kopan bir ağaç nasıl ki yaşamayacaksa, Kürtler ya da Aleviler doğup büyüdüğü topraklarda, kültürünü yaşadığı topraklarda koparlarsa kendi özünde kopmuş olacaklar. Geçtiğimiz gün biz Avrupa'nın göbeğinde ana topraklarınıza dönün çağrısını yapmıştık. Yaşamı yeniden inşa hareketi olarak. Orada bir arkadaşa sormuştum. Dedim ki kaç senesinden buradasın? 3 senedir buradasın. Dedim doğu, buranın doğusunu batısını biliyor musun? Dedi yok. Orada panelde de söylemiştim. Doğusunu batısını bilmediğiniz bir coğrafyada neyi konuşabilirsiniz? İşte onun için şunu söyledim. Maraş'ı onun için konuşuyorlar. Çünkü yaşadıkları coğrafyayı tanımıyorlar ki. Niye? Çünkü kendi özleri buradadır. Burada oluşturdular. Bugün Avrupa'da doğan bir tane Maraşlı ya da Kürt bir çocuğun ya da başka birisinin kendi değerlerini, kendi inançlarını, kendi kültürel değerlerinin farkında olması mümkün değil. Şunu da biz esas alıyoruz. Ekolojik bir yaşamı esas almak istedik. Komünal ve ekonomik bir yaşam. Ve kooperatifleşmeyi hedefledik biz. Kooperatifleşme bugün Avrupa'da %10 kişiden 10 kişisi kooperatife üyedir. Ve en fakir olandır. Niye? Çünkü kooperatif komünal bir yaşamı esas alır. Alevi felsefesinde de zaten vardır bu. Mesela Rıza şehri vardır. Birçok köyde geri dönüşler oldu. Batı'da özellikle İstanbul'da ve şehirlerde birçok insan döndü. Burada bizim bir mezramız vardı. 2-3 ev kalmıştı. Şu an 15-16 ev inşa edildi. Ve yüzlerce traktör alındı. Binlerce ağaç dikildi. Badem, kayısı, ondan sonra mısır, buna benzer birçok ürün bölgeye taşındı. Serçe kuyusu. Serçe kuyusunda yaklaşık 12-13 aile geldi. Karakuy köyünde mezrasında Yeni Suya'da bağlı. Orada da temelli geri dönüşler oldu. Birçok oldu. Yavaş yavaş geri dönüşler çoğaldı. Özellikle de Avrupa'daki insanlarımız da bu konuda son derece duyarlı davrandılar ve dikilen ağaç sayısı herhalde 300 bini biz bulduk. Çalışmalarımızı sadece burayla sınırlı tutmadığımızı,
diye tekrar dile getirmek istiyoruz. Biz Dersim'le doğru ve bu coğrafyada, Riyak coğrafyasında biz şunu söylemiştik. Her yakılan ağacın yerine bir ağaç, her yıkılan bir evin yerine bir eve inşa edeceğiz. Biz bu coğrafyayı yani adeta küllerinde yeniden doğuracağız. Özellikle de işte derneklerimiz, kurumlarımız, kanaat önderlerimiz, yazarlarımız, çizerlerimizi ekolojik bir yaşamın ne kadar önemli olduğunu anlatmaya, tanıtmaya davet ediyoruz. Bugün pandemi süreci ortaya koydu. Kapitalist sistemi yaratmış olduğu sonuç meydanda çıktı. Örneğin depremle aynı keza. Burada ekolojik bir yaşam ne kadar önemli olduğu deprem ve pandemi sürecinde bir kez daha ortaya koydu. Bugün Türkiye'de bir beyin göçü var. Artı biz aynı zamanda Türkiye Avrupa'ya işçi ihraç ediyor. Gençlik bugün gitmiş Avrupa'da birçok yerde işçilik yapıyor. Tarlada çalışıyor. Hayvancılık yapıyor. Neden burada yapamıyor? Çünkü burada kalmanın imkanlarını ortada kaldırdı. Bugün samanı ithal eder duruma gelmemizin sebebi coğrafyanın insansızlaşmasından geçer.